hınamur yaptın. Yok, içmeyeceğim abla. Nasıl söz öyle? İçeceksin tabii. Ay. Ay. Ay vallahi ağlayacağım şimdi. Ay bakın ne buldum çocuklar ya. Bak kız. Anne o ne? Bu Lale'nin tulumu. Anne, bunu sakladığından hiç haberim yoktu. Ay saklamadım ben bunu canım. Anne, hani sen her şeyimizi dağıtmıştın? Ay ben de öyle sanıyordum. İçeride dedim biraz kafam dağılsın. Oraları kurcalarken bunu buldum. Vay be. Sen de çocuğuna gelirsin artık. Çok güzel. Vay be. Biliyor musun bu sana aldığım ilk şeydi. Ay güzelim benim. Ben uyanık kadınım ya, sarı aldım mahsustan. Hani şimdiki cürgün cinsiyet hemen belli olmuyor ki. O zaman bekliyorsun ki doğunca anlayacaksın. Öyle dedim sarı alayım ki. Kız olursa da oğlan olursa da kullanırım. Ay o zaman çok zordu çocuklar ya, Allah'ım benim. Bayağı iki tulumla, iki zıbınla, işte bir tane patikle sizi büyüttüm. Vay be. Aynı zor günlerde. Ay hiç hatırlamak istemiyorum. Baba yok ortada. Ben böyle çalış, çabala, gayretli. Niye biliyor musunuz? Ben aile istiyordum. Aileyi çok seviyordum. Ama şöyle baktığım zaman Allah. Oh diyorum ya, bütün acılarım geçiyor. İşte benim ailem. Ay güzel kız. Şimdi sen de anne olacaksın ya. Beni çok iyi anlayacaksın. Anne. Ben çok korkuyorum. Oh, canım benim. Sen korkma. Hiç korkma. Senin kapı gibi annen var. Ablam var. Kardeşim var. Ne korkacaksın be? Ben de varım. Sevgiçem benim. İnşallah Onur karşı çıkmaz. İkna ederiz, merak etme. Kimyası bozuldu çocuğum. Nasıl bozulmasın? Heh. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Afiyet olsun. Teşekkür, buyur. Onurcuğum, ben düşündüm taşındım. Babanla da durumu değerlendirdik. Babaannen çok haklı. Senin bu kızla mutlaka evlenmen lazım. Anne dün ne diyordun, bugün ne diyorsun? Oğlum mantıklı düşünmemiz lazım. Ortada bir çocuk var.
Mantıklı olan benim öyle biriyle evlenmem mi anne? Ben kızı doğru düzgün tanımıyorum bile, değil mi? Oo, tanımayı beklersen. Bak, ben her sabah uyanıyorum. Ah, kim bu kadın diyor. Ya 30 sene geçti, anneni tanıyamıyorum. Kadınları tanımak kolay mı oğlum? Sana hayat boyu evli kal demiyoruz ki oğlum. Çocuk doğana kadar. Aranızda bir anlaşma da imzalarsınız. Boşanman da kolay olur. Sonra kiminle istersen onunla evlenirsin. Size inanamıyorum. Ne ben, ne Pelin'in ne de bebek umurunuzda değil mi? Aklınızda olan tek şey miras. Umrumuzda olduğu için bunları konuşuyoruz Onurcuğum. O kız senin çocuğuna hamileyken sen Pelinsu'yla mı evleneceksin? Bu sana yakışır. Bak, biz tanınmış ve saygın bir aileyiz. 3 güne kadar herkes senin gayrimeşru bir çocuğun olduğundan bahsedecek. İtibarımız 2 paralık olsun. İş yaptığın insanlar, yanında çalışanlar, eşimiz, dostumuz hakkında ne düşünecek? Onlara ne diyeceksin? Pelinsu'ya ne diyeceğim peki? Pelinsu akıllı ve mantıklı bir kızdır. Bu yaptığını anlayacak ve sana hak verecektir. Benim işe gitmem lazım. O şirket salak kuzeninin yönetimine geçerse gidecek bir işin de kalmayabilir Onurcuğum. 1 seneye kalmaz bütün şirketleri batırır. Adımızı 2 paralık eder. Lütfen sakin kafayla mantıklı düşün oğlum. İkna olacak gibi. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.